Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Renault 9'a LED ayak altı aydınlatması yapacağız. Ambiyans aydınlatması. Bunun için şöyle iki tane LED tedarik ettim. Arkadaşım da varmıştı. Bunlar sarı yanıyorlar. Sarı güzel olur diye düşündüm. Bakalım bunları bağlayacağız. Buradan vida yeri var. Bunları şuraya vidalayacağız. Bir tanesini şuraya şöyle şu şekil vidalayacağım. Şöyle. Hani dibe vidalayacağım. İyice ta dibe. Şuradan göstereyim şöyle. Yani şuraya şu şekil olacak. Şu köşede. Diğerini de aynı şekilde bu köşeden yapacağım. Şu gaz pedalının üst tarafını yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Öncelikle ledlerimizi nereden elektrik çekeceğiz onu bulmamız lazım. Nasıl söyleyeyim? Bir tane kontrol lambası lazım bunun için bize. Şu şekil. Bu bizim kontrol lambamız. Bu tarafını şurada fren pedalının üstünde bir tane vida vardı. Oraya bağladım şasi alsın diye. Şimdi ilk önce gelen artı elektriğimizi bulacağız. Artı elektrik derken parkları açtığımızda yanması lazım bu ayak altı aydınlatmaların. O yüzden parkları açtığımızda gelen bir tane artı lazım bize. Onu da nereden bulacağız? Onu da şuradan bulacağız arkadaşlar. Öncelikle şurayı bir sökelim. Bu şu tuşlarda parkları açtığımız zaman yanan lambalar var. Mesela çakmaklık lambası yandı. Bu hem çakmaklık hem küllüğü aydınlatıyor. Bunların içinde de ampuller var, lambalar var. Şöyle göstereyim. Yanan. Bunların birinden artı alacağız. Parkları açtığımızda gelen artıyı alacağız ama. Onu da nasıl alacağız göstereyim size. Mesela sisin düğmesinden artı alalım. Bunu arkadan iteklediğimiz zaman, şuradan iteklediğimiz zaman zaten sis geliyor. Bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Güzelce. Hatta ben daha önce yaptım da sizin görmeniz için tekrar yapayım dedim. Bunu bu şekilde çıkartıyoruz. Şu soketlerin arkasını şöyle kontrol lambamızın ucunu gireceği şekilde tutuyoruz. Kızım sen şunu tut şöyle. Babacım. Şöyle. Aferin sana. Bakın şimdi buna hiçbir yerden zaten elektrik gelmez. Elektrik gelseydi eğer kontrol lambamızın lambası yanardı. Buna şu an hiçbir yerden elektrik gelmiyor. Peki parkları açtığımızda bakalım hangisine elektrik gelecek? Bunda yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda var. Gördüğünüz gibi kontrol lambam yandı. Yani bu bizim artı ucumuz olacak. LED'lere ayak altı aydınlatmasına vereceğimiz artı ucumuz olacak. Peki eksi ucumuzu nasıl öğreneceğiz? Eksiği herhangi bir şaseden çekebilirsiniz. Herhangi bir yerden. Ama yok ben hepsini aynı yerden çekeyim. Güzel bir işçiliğim olsun. Hani her yerde bir kablo olmasın diyorsanız. Eksiği de aynı yerden gelen şurada siyah bir eksi kablosu var. Bunun eksi olduğunu nereden bileceğiz? Onun için de şunu yapacağız. Kontrol lambamızın şasesini artıya bağlayacağız. Kontrol lambamızın şasesini artıya bağlayacağız. Ve kontrol lambamızı diğerlerine değdireceğiz. Yanacak mı bakalım? Yanmıyor, yanmıyor. Gördüğünüz gibi buna değdirdiğimde yandı. Şöyle göstereyim. Buna değdirdiğimde yandı. Yani bu bizim eksimiz. Şu artımız, mavi olan artımız, siyah olan eksimiz. Kabloyu çekeceğimiz yeri bulduk. Kabloyu çekeceğimiz yeri bulduktan sonra artık ayak altı ledlerimizi montajına başlayabiliriz. Bunun için ne yapacağız? Ledlerimize şöyle bir kablo eki yaptım ben. Güzelce şöyle. İlk başta sağ tarafı ya da sol taraf fark etmez. Montajını yapacağız yerine. Daha sonra buradan kabloyu çekeceğiz, çıkartacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar öncelikle
bir tane uzun bir kablo alıyoruz elimize. Kablonun ucunu şuradan içeriye sokuyoruz. Şöyle göstereyim. Şuradan sokuyoruz. Ucunun şuradan çıkmasını sağlıyoruz. Buna ledi bağlayacağız yani. Şuradan alttan geçireceğiz. Şuraya montaj edeceğimiz ledi bağlayacağız. O ledden de diğer bu taraftaki lede paralel kablo çekeceğiz. Öncelikle bu bizim elektrik kablomuz. Yani parkları açtığımızda ledlere elektrik verecek olan kablomuz. Öncelikle kablomuzu yerine bağlayacağız. Artısı artı, eksisini de buraya bağlayacağız. Burayı toplayacağız. Burayla bir işimiz kalmayacak ondan sonra. Daha sonra ledlerimizi montaj edip oraya yapıştırıp köşelere yapıştırıp şu elektriğimizi bağlayacağız. Güzel bir şekilde, görünmeyecek bir şekilde kabloların hiçbiri görünmeyecek. Ki ledler de tam böyle görünmeden durması lazım. Yoksa göz kirliliği olur. Çok aydınlatır. Güzel bir şey olmaz yani. Peki devam edelim dostlar. Evet arkadaşlar, şimdi elektrik bağlantımızı yapalım. Burayı bir toplayalım. Bugün sağ olsun güzel kızım bana yardım ediyor. Benim kameramanlığımı yapıyor. Kamera çekiyor. Teşekkür ederim canım kızım. Şey değil. Elimizdeki kablonun artısı şu beyaz çizgili olana bağlayacağım. Eksiği de siyah, düz siyaha bağlayacağım. Bunun için şu kabloyu kesmenize gerek yok. Bunu buradan çakmakla ısıtıp bir yan keski yardımıyla şöyle açabilirsiniz. Bu kadar açmanız kafidir. Şunu bağlayalım. Artıyı bağlayalım. Şöyle güzelce. Bağladıktan sonra güzelce kamufle edelim, bantlayalım. Şase yapmasın bir yerde yani. Güzelce bantladık. Evet. Sonra eksimizi açalım. Eksi kablomuzun. Şöyle göstereyim. Şöyle çakmakla yakıyorum. Yani yakıyorum derken ısıtıyorum. Daha sonra yan keskiyle şöyle sıyırıveriyorum az bir şey. Yani benim bağlantı yapacağım kadar yer olsun yeterli. Şöyle. Sonra eksimizi bağlayalım. Eksimizi biraz daha açalım. Evet, bağlantımızı güzelce yaptık. Şöyle kablomuzun ucunu da şuradan şu şekilde aşağı doğru. Döndürüyoruz. Aynen. Şöyle kablomuzun ucunu aşağıdan çıkarttık. Burayı bir toplayalım şimdi. Nerede kapağımız?
Burayla işimiz bitti arkadaşlar. Gayet güzel. Kablomuzu çektik. Bu bizim elektrik kablomuz. Ledleri buna bağlayacağız. Aşağıdan geldi. Tabi bunu görünmeyecek bir şekilde yapacağız. Şöyle şuradan bağlayacağız. Ucunu keseceğiz. Fazlalığını. Montajı yapacağız ondan sonra. Hatta şu aradan geçiririm ben. Şimdi o tarafa geçerim. Şurada görünmeyecek bir şekilde. Sarkmayacak, görünmeyecek. Güzelce. Şöyle şunu da şuraya montajlayacağız. Şu şekil. Fazla görünmeyecek şekilde. Yani bizim amacımız gece bu ambiyans lambaları yanarken sürekli yanacağı için gece böyle karanlık yollarda giderken gözümüz oraya çarpmaması lazım. Yani yolda bu şekilde giderken şurada sağ tarafta ya da sol tarafta çok fazla ışık olmaması lazım. Yani bir şey falan düşürdüğümüz zaman yere paspasın üzerine falan onu hafif görmemiz lazım geceleri. Biraz da hani ambiyans lambaları güzellik katıyor tabi arabaların içlerine. Ama çok da fazla yananlar var. Çok fazla aşırı yananlar var. İnsanın gözünü yoruyor yani. Gözüne geliyor, dikkatini dağıtıyor. Allah korusun kazaya bile sebebiyet olabilir. Bence çok fazla yanmaması lazım ayak aydınlatmalarının. Loş bir şekilde paspasa bir şey düştüğü zaman görmemiz yeterli yani bence. Neyse devam edelim. Ledlerimizi şimdi yerlerine montaj edelim, yapıştıralım. Kablolarını bağlayalım. Evet arkadaşlar, şoför tarafındakini şuraya monte ettim. Yani görünmüyor. Aşağı eğilince görünüyor sadece. Güzel. Kablosunu çektim. Hatta şöyle denemek için bağlantısını da yaptım. Şöyle sarı yanıyor. Fren pedallarını aydınlatıyor. Biraz da şuraya, şu bölgeyi aydınlatıyor. Gayet güzel oldu. Şimdi sağ tarafı montajlayacağım. Sağ tarafı da aynı bu şekilde montajlamayı düşünüyorum. Orayı da aynı yere bağlamayı düşünüyorum. İyi oldu yani. Şöyle göstereyim. Güzel. Yani şuradan baktığın zaman hiçbir şey gözükmüyor. Ya da şöyle oturduğumuz zaman gece yolculuk yaparken net diyelim. Gece yolculuk yaparken sadece ayaklarımın orası aydınlanıyor. Ayaklarımın olduğu yer. Şurada aydınlanıyor yani. Çok fazla aydınlanmıyor. Bu da ne olacak? Tabii şu an koltuk çok arkada olduğu için böyle duruyorum. Biraz daha önde olunca şöyle duracağım. Normal yol seyri halindeyken orayı gözüm görmeyecek bile yani. Gözüm hiç takılmayacak oraya. Fakat şöyle baktığın zaman çok güzel bir ambiyans aydınlatması oldu. Şimdi sağ tarafın montajını yapalım. Şöyle sol tarafınkini kablosunu çıkarttım. Şöyle yapayım da şase yapmasın. Onu da bağladım. Onu da dediğim gibi tam şu köşeye montajlayacağım. Şu köşeye güzelce duracak orada. Netleyebiliyoruz mu orayı? Aynen. Şu köşeye montajlayacağım. O da aynı sol taraf gibi kendi görünmeyecek ama ışığı yansıyacak. Güzel bir ambiyans ışığı olacak arabanın içinde yani. Şimdi geçelim sağ tarafı montajına. Şimdi arkadaşlar geçtik sağ tarafa. Şu bizim ana ceyranımız. Parklardan gelen artı eksimiz. Şu da sol tarafın ledinden gelen kablomuz. Sol tarafın ledi ile sağ tarafın ledini birleştiriyoruz. Artısını artısına, eksisini eksisine. Yani artıya artıya, eksiye eksiye bağlıyoruz öbür taraftan gelen ledin. Ceyranı da artıya artıya, eksiye eksiye bağladığımız zaman ikisi birden yanacaktır. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bunun artısı şu beyaz olan. Şu artı. Şu da eksi. Şimdi parkları açtığımız zaman her ikisi de yanacak. Şunu bana.
montlayalım da elektrik elektrik şase yapmasın. Kablolar gözükmeyecek. Etrafta pis kablo kirliliği olmayacak. Şöyle güzelce yaptık. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle güzelce montajladık. Şimdi kablolarımızı bir açalım yanacak mı? Evet. Gördüğünüz üzere yandı. Diğer taraf yandı mı? Diğer taraf da yanıyor. Şöyle göstereyim. Diğer tarafta yanıyor gördüğünüz üzere. Burada yanıyor. Şöyle. Şimdi bunun montajını yapalım. Bunun montajını da dediğim gibi şu kabloyu şuradan geçirelim. Şuraya şu şekilde yapalım. Göz almayacak şekilde. Yukarı bakacak şekilde yapalım. Nasıl? Aynen böyle. Şöyle. Çok aydınlatmayacak. Yani yolda giderken benim gözüm sağ tarafa kaymayacak. Işığı. Şu şekil iyi. Yoksa şöyle mi yapsak? Öyle mi olsa? Yok ya, böyle görünüyor. Böyle led görünüyor. Güzel olmuyor. Şöyle olduğu zaman led gözünmüyor fazla. Böyle daha güzel oluyor. Aynen öyle. Koltuğa oturduğun zaman zaten led'i görme şansın yok. Sıfır. Şimdi arkadaşlar ben bunun montajını yapayım. Sonra montajı yapılmış halde size çekimini yapayım. Şu an telefon buradayken çekim yapamıyorum. Montaj yapamıyorum pardon. Montajını yapayım ben size. Tekrar göstereyim nasıl montaj yaptığımı. Evet arkadaşlar. Ayak altı led aydınlatmalarımız, ambiyans lambalarımızın montajı bitti. Şöyle oldu. Çok da güzel oldu. Sarı. Bir de gece görüntü alırım ben size. Yani sağ tarafta oturanın da gözünü almaz yolda giderken. Sol tarafta şoförün zaten hiç gözünü almaz. Şoför tarafından şöyle baktığın zaman gözün gözükmez bile. Sadece geceleri şuradaki ışığı görür şoför. Çok güzel oldu. Kendi ayağının altındaki ışığı da şu şekil göstereyim. Pedalları aydınlatıyor ve sadece şu kısmı aydınlatıyor bakın. Akşamleyin daha güzel olur. Buradan görünmüyor led. Şöyle çok aşağıya eğersek gözüküyor. Zaten gözle görülebilecek bir yerde değil. Anca çok eğilmesi lazım. Bu led de hiç gözükmüyor hiçbir şekilde. Buna da şöyle eğilmesi lazım. Çok anca öyle gözüküyor. Gayet başarılı ve güzel oldu. Evet. Yine çok aydınlatırsa şayet, bizim gözümüzü çok alırsa aydınlatması, ne yaparız? Elektrik bantıyla ledin birini kapatıveririz. Işığını azaltırız yani. Baktık yine çok yanıyor. Bir led daha, tek led kalır. Ya da yetmiyorsa hepsini sökeriz. Tam aydınlatma sağlarız. Bir şekilde yaparız. Bugünkü videomuzda Renault 9 aracına ayak altı led aydınlatma nasıl yapılır? Ambiyans lambası nasıl yapılır? Şöyle parkları açınca direkt yanan. Şöyle göstereyim.
Farkları açınca direkt yanan led aydınlatmayı evde kendiniz yapabilirsiniz bu videoyu izleyerek. Arkadaşlar, bu da aracımızın son hali, gece görünüş hali. Vallahi süper olmuş, daha ne diyeyim. Bundan iyisi Şam'da kalsın kardeşim. Gördüğünüz üzere gözünüzü almaz yolda giderken. Hiçbir şekilde dikkatinizi dağıtmaz. Öyle abartı değil. Tam istediğim ayarda olmuş maşallah. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.